Dünya malı. Benimle mi yaşlanacak? Yenisi çıkınca yenisini alırım. Ne yapayım yani? Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık son çeyiz videomu çekiyorum. Önümüzdeki hafta çeyizlerim gideceği için ben de artık elimde kalan son parçaları sizinle paylaşmak istedim. Bu alışverişim tamamıyla tekstil ürünlerinden oluşmakta. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle size aldığım yastıklardan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu Doğan'la kendime iki tane ayrı yastık aldık. Özel yastık. Bu silikon ve ortopedik yastıklar var ya, bunlardan aldık. Bunu Trendyol alışverişimiz, Trendyol demişim pardon. Hepsi buradan aldık. Şöyle markasını da göstereyim. Bisconatural diye. Bu böyle değişik normal bu elyaf yastıklar gibi değil. Şekli de şu şekilde olan bir yastık. Yani açmak istiyorum aslında ben bunu ama bir daha aynı şekle sokabilir miyim bilmiyorum. İçerisinden işte şöyle bir teşekkür kağıdı çıkıyor. Ve yastık bu şekilde çıkıyor. Bunlar hava kanalları olan ve ortopedik boyun oyuntusuna içine alan türden yastıklardan. Zaten şeklini de gördünüz. Yani açsam şu an çok tereddüt ettim ama ben bunu açmayayım. Sonra açtığımda ama size kesinlikle göstereceğim. Çünkü tekrar aynı şekle sokamayacağım. Şurada bakın nokta nokta hava kanalları bulunuyor. Açıklamasını da okuyayım ben hatta size. Boyun boşluğunu doldurur, başı destekleyerek boyun ve omurganın doğal yatış postürünü korur, ağrıların giderilmesine yardımcı olur. Sağlıklı ve doğal bir yatış sağladığı için derin ve kesintisiz uykuyu kolaylaştırır diyor. Bayağı yorumu olan bir üründü bu. Bunu Doğan beğendi zaten. Bu tarz şeylere daha dikkatli bu konularda. Bayağı yorumu olan bir üründü. İki tane kendimiz için bu şekilde bir sipariş oluşturduk. Bunun adet fiyatı 105 liraymış. Biz iki tane aldık. Tabii şu anki güncel fiyatı 105 lira. Biz 100 lira gibi bir fiyata almıştık. 200 liraya gelmişti bize. Gayet uygundu yani ortopedik bir yastık için. Bu şekilde zaten kullandıktan sonra da denedikten sonra da ben yine deneyimlerimle alakalı bir video paylaşmayı düşünüyorum sizlerle. Misafir için ya da işte yine kendimiz için kullanabileceğimiz daha böyle normal standart bir yastık almak istedik. O da elyaf olsun, pardon silikon olsun istedik. Yine hepsi burada alışverişimizin içine dahil ettik. Beşli şu şekilde poşetle geliyor zaten. Hatta ben bir tanesini açayım. Şöyle bakın. Gayet normal. Yattığınızda kafanızın şeklini alabilecek bir yastık siparişi verdik. Bunlar da dediğim gibi silikon yastıklar. Boncuk silikon diye geçiyor hatta. Bunlardan da beşli set vardı. Beşli set olarak aldık. Bunun da fiyatını 129 lira 45 kuruşmuş beşlisi. Sonra alez aldık. İki tane alez aldım ben. Birisi böyle ince kumaş gibi olanlardan ama su geçirmeyenlerden. Hemen onu da göstereceğim. Şöyle bu ince olan sıvı geçirmez olanlardan. Mikro gözenekleri var, nefes alabiliyor. Kumaşını da hemen şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? İnce biraz daha. Bir tane ince almak istedim. İnce olarak bunu aldım. Yorumlardan bakarak aldım ben yine bunu. Bakanın yorumu daha yüksekti. Bunun adedi 81 lira 47 kuruşmuş bu. Şöyle bir tane Forev'in yine hepsi burada alışverişimize dahil ettiğimiz bir alezi. Sonra bir alez daha aldım. Bir daha biraz daha böyle kalın kapitone bir alez istiyordum. O yüzden yine şöyle bir alez aldım. İki tane yeterli yani bana kalırsa. Bu diğerine göre daha kalın. Bakın şöyle. Biraz daha kalın zaten belli oluyor. Bunun da yine aynı şekilde kullanıcı yorumları çok yüksekti. O yüzden bir tane de böyle kapitone desenli aldım. Ben bunun da fiyatını hemen söyleyeyim. Bu da 106 liraymış. Bunları yatak ölçünüze göre standart zaten fiyatları değişmiyor diye hatırlıyorum. Yatak ölçülerinize göre her ölçüsü var.
Altta onu hemen seçip o şekilde alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca benim 4-5 tane nevresim takımım var. Onları yastıklı, çarşaflı şekilde. Onun için öyle çok yastık kılıfı falan almadım açıkçası ben. Ama geçen gün yolda yürürken hangi mağazaydı hatırlamıyorum. Böyle kapının önüne işte 15 liraya yastık kılıfı koymuşlar, 2 kişilik. 2 tane şöyle yastık kılıfı aldım. Pamuk saten diye geçiyor bunlar, biliyorsunuz zaten. Biri bu desende. Birisi de bu desende. İllaki ihtiyaç olacak zaten. Deniz'de yaşayan arkadaşım var. Kendisi Denizli'de, biliyorsunuz zaten tekstil cenneti orası. Oradan bulduğu güzel ürünlerin satışını yapıyor. Kendine bir yeni bir firma kurdu. Onunla alakalı, Denizli'deki tekstil ürünleriyle alakalı satışlar da bulunuyor. Kendisi ilk zamanlar açtığında hem ben destek olmak için hem de ihtiyacımı görmek için battaniye takımı almıştım. Daha doğrusu takım değil, battaniye almıştım. İki tane bu ürünün aynısı ve beyazı. Hem misafirim için hem işte salonda kullanırım televizyon izlerken diye. İnce zaten, çok kalın değil ama tabii ki de kışlık durum bunlarda. Ben şöyle bir tanesini açayım, göstereyim. Bir de bunun beyazı var. Bir saniye. İnce bir battaniye. Televizyon battaniyesi olarak da kullanabilirsiniz. Yatağınızın üzerine de serebilirsiniz. Fiyatı 70 ya da 80 lira gibi bir şeydi. Ben altı arkadaşımın sayfasını bırakırım. İletişim kurmak isterseniz, beğendiyseniz kendisinden güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Gelelim bornoz takımlarına. Umarım bunların bir sıralaması yoktur ve ben karışık gitmiyorumdur yani. Elime ne gelirse paylaşıyorum ama neyse. Öyleyse de artık yapacak bir şey yok. Şöyle ve şu şekilde bornoz takımı aldık. Bunların kutusu yok. Kutuda gelse güzel olurdu. Ben bilmiyordum kutuda gelmediğini ama olsun, sorun değil. Zaten bunları gitmeden bir makine yıkayıp kaldıracağım, tutacağım. O şekilde götüreceğim şeyiz giderken. O yüzden pek sorun olacağını zannetmiyorum. İçerisinde havlusu bulunuyor ve çok uygun bir fiyata aldım. Kumaşı da gerçekten böyle şey değil, sert bir kumaş değil. Çok yumuşak bir kumaş. Zaten yumuşatıcıyı basınca her kumaş yumuşak oluyor. Bakın şu şekilde. Belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle bir kumaşı var. Yani dokusu var daha doğrusu. Özen Ev'den almışız biz. Fiyat olarak da hemen söyleyeyim. 239 lira 90 kuruş. Birçok takıma göre uygun aslında bana kalırsa fiyatı. Ben zaten öyle çok, biliyorsunuz, yüksek fiyatlı alışverişler yapmamaya özen gösteriyorum. Gerek yok. Çünkü gerek bulmuyorum yani. Dünya malı. Benimle mi yaşlanacak? Yenisi çıkınca yenisini alırım. Ne yapayım yani? Bu şekilde hem nişanlıma hem kendime iki tane aldım. Sonra yine çeyiz diyarı satıcısından. Hepsi buradan aldım ben bunu ama sanırım Trendyol'da da var bu satıcı. Yatak örtüsü takımı aldım. Biliyorsunuz bu gelin yatak örtüleri oluyor. İşte lohusa yatak örtüleri oluyor. Ben çok sevmem ama annem çeyizde hani olsun, eksik olmasın istedi. O yüzden şöyle şu şekilde, pek belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle yine Capitone yatak örtüsü takımı. Şu şekilde bir dokusu var. Çift kişilik böyle bir yatak örtüsü takımı aldım. Ben bunun öncesinde bir tane daha almıştım Karaca'nın. Yine aynı şekilde çift kişilik. Hemen onu da göstereceğim size. Onu almadan önce yine ben Karaca'dan bir takım daha almıştım. Glikolik bir insan olduğum için ve evimde yani 3 renk, beyaz, gri ve siyah. Bunun dışında bir renk bulunmadığı için ben tekrardan, yani öncesinde daha doğrusu, yine bu desenleri şu şekilde olan Karaca'dan bir takım aldım. Yani en çok bunu kullanırım muhtemelen. Böyle bir takım aldım. Bunu da 179 liraya almıştım. Hatta bunu yıkadım çünkü haftaya direkt bunu sereceğim için. Böyle çok kalın bir kumaşı da yok. Kalın gibi göründüğüne bakmayın. Gayet ince yazlık bir kumaş. Zaten ince penye. Bakın arkası da yine aynı şekilde. O yüzden pamuklu bir ürün. Aldığım bütün ürünlerin pamuklu olmasına özen gösteriyorum.
Şimdi şurada son 3 parça ürünüm kaldı. Aslında diğer nevresimlerimi de gösterecektim ama onları bulamadım. Şu yukarıdaki dolapta bir yerde, kolilerde daha doğrusu. Artık onları zamanla, ilerleyen zamanlarda paylaşırım sizinle. O yüzden elimde olan takımları göstereceğim şimdi. Çünkü bunları en son aldığım için artık yukarıya kalkmadı doğal olarak. Ortalıkta burada duruyor. İngiliz Home'dan şöyle şu şekilde bir deseni var. Bunu da Doğan beğendi. Şöyle de bir desenli pikesi var ve gayet güzel bir pike kumaşı. Çok kalın değil, çok ince de değil, çarşaf gibi de değil. Orta kalınlıkta bir kumaşı var. Bu fiyatı 159 lira 99 kuruşa almışız biz. Ama biz sanki bunu daha uyguna almıştık diye hatırlıyorum. Şu an güncel fiyatını gösteriyor site bana. Ama yine bu civarlardaydı. En fazla 140 lira olsun yani. Aracanın şu markası biliyorsunuzdur. Sarah Anderson. Yine çok güzel bir kutuyla geldi bu arada. İçerisindeki desenlerin bulunduğu bir kutu. Bu şekilde modeli. Böyle deseni. Yine aynı şekilde pikesi. Bir önceki bahsettiğim pike takımından birazcık daha kalın ama çok büyük bir kalınlık yok. Gayet kullanışlı. Nevresimi bu şekilde. Yastık kalıbında da hem nevresimin hem pikesinin desenleri bulunuyor. Yani tam anlamıyla şöyle bir takım. Bunu yine Doğan beğenmişti. Kırmadım. Tabii ki de canım nişanlımı. Ve hemen sipariş verdik. Fiyatı da 191 lira 91 kuruşmuş. Son olarak yemek masam için almış olduğum örtü takımı, misafir örtüsü takımını göstereceğim. Yine aynı şekilde çeyiz diyarı satıcısından almıştım. Hepsi burada da. Dedim alalım anneciğim o zaman. Gayet güzel bir kutuda geliyor. Yemek takımıma uyumlu bir model seçtim. Şöyle biraz dantelli mantelli. Ben çok sevmiyorum böyle şeyleri ama eminim kullanınca ve işte yemek takımlarıyla beraber bir bütün olunca hoş duracaktır. Bir tane böyle kare fiskos örtüsü diyorlar sanırım buna. Böyle bir fiskos örtüsü geldi. Ya da ise örtüsü. Yine aynı desenden peçeteliği. Ve peçete halkası. Yani şöyle şu şekilde bir peçete halkası var. Bu benim yemek takımıma gerçekten çok uyumlu. Şöyle oluyor yani. Ama içinde her şeyi bulunuyor. Zaten onun dışında iki tane daha masa örtüm var. Yeterli şimdilik bana kullandıkça ve işte ihtiyacım oldukça yenilerim zaten. Ama bir daha bu kadar detaylı bir masa örtüsü alacağımı zannetmiyorum. Umarım sizler de sevmişsinizdir bu videoyu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımın altına yorum bırakmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.